Merhaba arkadaşlar. Bugün ChatGPT ile bir proje yönetimi ile ilgili bir problem nasıl çözülür bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Basit bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bakın diyorum ki benim bir projem var. Bu projede toplam 7 aktivite var. Aktivitelerin öncülleri ve kaç gün sürecekleri burada tek tek yazılmış durumda. Bu projenin toplam süresi, kritik aktiviteleri, bolluk değerlerini hesaplar mısın diye chat soralım. Analiz ediyor. Hesaplama sırasında bir hata oluştu. Bu hatayı düzelterek proje ile ilgili doğru sonuçları hesaplayacağım demiş. Yine bir dakika istemiş. Biraz daha bekleyelim, süre verelim. Bir şeyler ortaya çıkardı. Proje analizi tamamlandı. Toplam süre 54 gün. Kritik aktiviteler A, B, D, E, G. Aktivitelerin erken başlama, geç, erken bitiş, geç başlama, geç bitiş ve bolluk değerlerini içeren tabloyu sizinle paylaştım. Kritik yol üzerindeki aktivitelerin bolluk değeri sıfırdır. Güzel. Bu tabloyu da şu şekilde açarsak. Bakın süreler, erken başlama, erken bitiş, geç başlama, geç bitiş değerleri var. Bolluk değerleri hatta C'nin 6 gün... F'nin de 9 gün bolluğu olduğunu görüyoruz. Peki bu veriye bir de şöyle bir şey ekleyelim. Bu proje planını bize Gantt diyagramında çizmesini istesek. Bu projeyi Gantt diyagramı olarak gösterebilir misin? diyelim. Evet bakın Gantt diyagramı da oluşturuldu. Aşağıda günler, toplam 54 gündü zaten. Yukarıda da aktiviteler tek tek yazılmış durumda. Bu da güzel. Başka bir isteğimiz daha var. Vereceği maliyet tablosuna göre projenin toplam maliyetini hesaplasın. Aktivitelerin süreleri yine aynı. Fakat bu sefer kaç kişi çalışacak? Tam zamanlı çalışacağını ve saatlik ücretlerin ne kadar olduğunu da yazdım. Böylece bir maliyet tablosu ya da toplam maliyeti görmek istiyorum. Yine analiz ediyor. Bakın toplam maliyet 876 bin lira olarak hesaplandı. Her aktivitenin maliyeti günlük tam zamanlı çalışma üzerinden belirlenmiş. Daha fazla detaylandırma isterim. Aktivite bazında maliyetleri gösteren bir tablo ver. Hangi aktivite ne kadara mal oluyor onu görmek istiyorum. Tablomuz hazırlanıyor. Yine süreler, kaç kişinin çalışacağı, saatlik maliyetleri, günlük maliyetleri ve toplam maliyetleri de burada tek tek yazılmış. Hatta istersem tabloyu açabilirim. Hatta bunu Download da edebiliriz tabii ki. Çok güzel. Peki zamana göre bütçenin kümülatif e, grafiğini gösterir misin? Bir S e, harfini andıran bir grafik bekliyorum. Genelde S harfine benzeyen bir yapı çıkar karşımıza. Evet bakın yukarıdaki grafik zaman içinde bütçenin kümülatif artışını göstermektedir. Her gün ilgili aktivitelerin maliyetleri eklenerek toplam bütçenin nasıl büyüdüğü görselleştirilmiştir. Daha fazla analiz veya düzenleme yapmak isterseniz lütfen belirtin. Şimdilik yeterli güzel. Bir daha bir isteğim daha var. Vereceğim tabloya göre en optimum proje kısaltma seçeneğini hesapla. Hangi aktiviteyi şöyle bir virgül koyalım. Hangi aktiviteyi ne kadar kısalttığını raporla. Süre kısaltma seçenekleri burada verilmiş. Her bir süreyi kısaltmanın aktiviteyi kısaltmanın fazla mesai ücreti saatlik olarak yazmışım. Böylece en optimum sonucu bulmasını istiyorum. Bakalım bir de bunu deneyelim. en optimum proje kısaltma seçeneklerini burada bulamadı. Herhangi bir kısaltma yapacak bir şey yoktur gibi bir sonuç çıkardı karşımıza. Peki yine burayı kopyalayalım. Projeyi 5 gün kısaltmak için hangi aktivitelerden kısaltma yapmayı önerirsin ve bunun maliyeti ne kadar olur diyelim ve şu tabloyu tekrar verelim. Şuradan silelim. Süre kısaltma seçenekleri kalsın. Tekrar gönderelim bakalım ne diyecek. Projeyi 5 gün kısaltmak için hangi aktiviteden kısaltma yapmayı önerirsin dedim. G ve E aktivitelerini önerdi. G'den bir gün, E'den de dört gün kısaltabilirsiniz. Projeyi beş gün kısaltmak için önerilen aktiviteler. Bu aktivitenin kısaltma maliyetleri için, işte toplam süre artık 49 gün. Toplam kısaltma maliyette de 3.760 liradır. Peki, kısaltılmış proje için zaman zamana göre Bütçe grafiği çizer misin? Kısalmış haliyle 49 gün için bir bütçe grafiği alalım. Bakın overtime bu sefer shortened project için, kısaltılmış proje için. Yukarıda grafik kısaltılmış proje için zamana göre bütçenin kümülatif artışını göstermektedir. Yani zaman çizelgesi önerilen süre kısaltmaları göz önüne Önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi ister misiniz? diyor. Kısaltma öncesi ve sonrası olan zaman bütçe grafiklerini karşılaştırır olsun. Bakalım iki grafiği bir araya getirecek mi? orijinal ve kısaltılmış haliyle. Evet. Oldukça başarılı gözüküyor. Mavi çizgi orijinal hali. Daha proje uzun. Yeşil çizgi kısaltılmış hali. Ee, Tabi birazcık şöyle bir gariplik var. Daha erken ama daha pahalıya bitmesi gerekirdi. Belki orada bir hata olabilir. Artık onun için verileri incelemek gerekiyor ama yine buraya kadar iyi bir sonuç çıkardı diyebiliriz. Evet yapay zeka ile bir proje problemini çözerken kendisinden nasıl yararlanabileceğini gördük. Benzer çalışmaları inceledikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.